Merhaba arkadaşlar, elime bu şekilde 120 watt 1.70 amper veren ve maksimum 88.7 volt veren, normal 70.8 volt veren tamamen altı üstü cam güneş panellerinden denk geldi. Ben bunları yüksek voltaj olduğu için bir tanesi 88.7 volt veriyor, ikisini seri bağlayıp daha sonra buna da bir 23 voltluk bir panel daha seri bağlayıp 200 volt elde etmeyi düşünüyorum. Ve bununla elektrik sobası veyahut böyle doğru rakamla neler çalışır onlara bakacağız. Evet, panelleri bu şekil. Her bir iki paneli seri bağladım. Bunlara da her bir iki paneli seri bağladıktan sonra 3 tane sigorta grubu oluşturdum. Ve her birerinden de 167-168 volt elde ettik. Şu diğerinden de 23 volt alıyoruz. Tekrar buna bir seri daha bağlantı yapıp 200 volt elde edeceğiz. Ve bu doğru akımla neler çalışacak ona bakacağız. Merhaba arkadaşlar. Bir tanesi 87 volt veren 6 tane panel. Bu da maksimum 24 volt veren panel. Hepsinin de camı kırık. Bunları ikişerli olarak bununla bunu seri bağladım. İkisi 160 volt yapıyor. Bununla da bu ikisi 160 volt. Bununla da bu ikisi 160 volt. Bunları da aşağıda ayrıyetten paralel bağlantı yaptım. Şimdi aşağıya geçelim. Hepsini burada sigortalarda topladım. Seri bağlı her bir ikili paneller buraya geliyor. Voltmetremizle bu şekilde bir tanesine baktığımız zaman köprüleri kapatalım ki o şekilde daha iyi biliriz. Evet, bu 164 volt veriyor. Diğer grubumuz 166 volt. Diğer grubumuz 168 volt. Alttan hepsini bu şekilde köprülediğimiz zaman üçü de paralel konuma geçiyor. Daha sonra diğer 23 volt olan panelimizde bu. Bunu da bununla seri bağladığımız zaman 167 volttan toplam voltaj değeri gördüğünüz gibi 191 volt ediyor. Bu 191 voltla neyi çalıştırabiliriz? Mesela bu elimizde gördüğünüz floresan lamba. Floresan lambalar doğru rakamla çalışır mı bir bakalım. Evet. Bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yandı. 190 voltla bu balanslı bir floresan lamba doğru akımla çalışıyor. Ayırıyoruz ve led lambaya geçiyoruz. Led lambamızı da bakalım doğru akımla çalışıyor mu. Bunu da delirdiğimiz zaman evet, bu da çalıştı. 190 voltla led lambalar da çalışıyor doğru akımla. Herhangi bir alternatif akıma çevirici devrem yok. Bununla ben ceyran sobası çalıştırıp ev ısıtmayı düşünüyorum. Ama bunu alternatif akıma nasıl çeviririm onu şu an 200 voltu direkt alternatif akıma çevirici devrem yok elimde. Bakalım bundan neler çalıştırabiliriz. Bir dahaki videolarımda çekip göstereceğim arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.